Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurt YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Proje 2000'den Levent. Cosmos tarafından dijital varlıklarımızı yönetmeyi kolaylaştıran Quasar Finans projesinin not kurulumunu gerçekleştireceğiz. Testnet'in Mart sonunda bitmesi bekleniyor. Videonun çekildiği tarihten itibaren bir ay var. Bunun için işlemleri geciktirmeden yapmanızı tavsiye ederim. Söylemeden de geçmeyelim. Tabii ki de Testnet'e katılanlar için airdrop var. Quasar Finans güzel yatırımları olan bir proje. Not kurulumundan sonra bu gördüğünüz sitede de belli işlemler yapacağız. Bunun için not kurmayanlar da katılabilir. Gelin hemen işlemlerimize geçelim. Öncelikle açıklamalar kısmından da linkini bulabileceğiniz Kripto Kurdu kitabına geliyorum. Daha önceki videolarımızı eğer izlediyseniz orada da bahsettiğimiz gibi not kurmak için bir sunucuya ihtiyacımız var. Eğer bunu bilmiyorsanız nasıl yapacağınızı sağ üstteki kartlara tıklayarak ücretsiz bir şekilde sunucunuzu alıp bu not kurulumuna katılabilirsiniz. Şimdi sunucumuzu aldığımızı varsayarak hemen işlemlerimize başlayalım. Öncelikle ekranları bu şekilde ayırıp kutuya bağlanıyorum. Kutuya bağlanmasında yine bahsettiğim videolarda anlatmıştım. Öncelikle ilk başta burada bir moniker adımızı belirlememiz gerekiyor. Buradaki butona basıp burayı kopyaladıktan sonra eşittirin karşısındaki kısmını silip nodumuza bir isim vereceğiz. İsmi yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Daha sonra kurulum başının altındaki kodu kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve burada Enter'a basıyorum. Daha sonra buradaki dosyaların indirilmesinin gerekli ayarların yapılmasını bekleyeceğiz. Buradaki işlem uzun sürebilir. Bunun için videoyu durdurup işlemler tamamlandığında tekrar başlatacağım. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece indirilmesini bekleyeceğiz. Evet, işlemler tamamlandı. Burada gördüğünüz şekilde. Bu işlem bende 2-3 dakika sürdü. Sizin sunucunuza göre yine değişkenlik gösterecektir bu süre. Not kurulumunu tamamladıktan sonra burada senkronizasyonu kontrol edelim. Bu kodla nodumuzun senkronizasyonu kontrol ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi 259.000. blokta. Buradan tekrar kopyalayıp yapıştırayım. Tekrar son haline bakalım. 260.000. Burada gördüğünüz Explore linkine tıklıyorum. Buradaki son bloğu görelim. 264.000'miş son blok. Biz de 260.000'deydik zaten. 5 dakika içinde buranın false olması gerekiyor. Aynı bloğa eriştikten sonra false olacak. Biz diğer validator oluşturma işlemlerine başlayacağız. Bu false olmasını beklerken cüzdan ekleyelim. Burada gördüğünüz gibi. Burayı kopyalayıp yapıştırdım. Enter'a bastım. Wallet adında bir cüzdan oluşturduk. Burada gördüğünüz cüzdan kelimelerini kaydetmeniz gerekiyor. Bunları kopyaladım. Buradaki cüzdan kelimelerini kaydettikten sonra yine Kepler Wallet'ta da bu cüzdanı açabiliriz. Eğer onun da kullanımını bilmiyorsanız yine sağ üstteki kartlardan Kepler'ın nasıl kullanabileceğini öğrenebilirsiniz. Cüzdana geldikten sonra buradaki import butonuna tıklıyorum. Buraya kopyaladığım kelimeleri yapıştırıyorum. Bir isim verebilirsiniz cüzdana. Burada cüzdanımız için şifre oluşturuyoruz. Next diyelim. Ve tamamdır. Bu kelimelerle Kepler cüzdanımızı oluşturduk. Şimdi Discord'dan Fawcett'ten token alacağız. Tekrardan kitabımıza gelelim. Burada gördüğünüz Discord butonuna tıklayarak Quasar Finans'ın Discord'una gelmeniz gerekiyor. Katıldıktan sonra buradaki Verify kanalından buradaki emojilere tıklayarak burada kanalları açabilirsiniz. Evet, Discord'da burada bu tarafa aşağı kaydırarak Testnet Fawcett kanalına gelmemiz gerekiyor. Daha sonra buraya ünlem Fawcett yazarak diğer insanların da yaptığı gibi almak istediğimiz token'in adını yazıyoruz. Mesela buraya kaydetmiştim. QSR işte burada gördüğünüz coin'leri tek tek yazıp Fawcett'ten isteyeceğiz. Mesela ilk olarak QSR'den başlayalım. Almak istediğimiz coin'i yazdıktan sonra Puti'ye tekrar geliyoruz. Burada gördüğünüz adres kısmındaki adresimizi, cüzdan adresimizi kopyalayacağız. Cüzdan adresimi kopyalayıp buraya yapıştırdıktan sonra gönderiyorum. Evet. Burada transaction geçmedi. Tekrar denemem gerektiğini söyledi. Tekrar aynı şeyi kopyalayıp göndereyim. Evet, burada da gördüğünüz üzere yoğun uzun bir uğraştan sonra buradaki 1 QSR'yi alabildik. Şimdi diğer coin'ler için de aynısını yapmamız gerekiyor. Sizde de eğer bu şekilde burada gördüğünüz gibi didn't pass yazarsa yoğun karşılaşan bir hata. Tekrar tekrar denemekten başka bir şansımız yok. Yine aynı şeyi yapıştırıyorum. Burada KSR'yi silip diğerleri için mesela Osmo için deneyelim. Buradakilerin hepsini almak için uğraşmayacağım. Gördüğünüz gibi Fawcett bayağı hatalı. Sürekli aynı hatayı veriyor. Ama yine de uğraşarak alabilirsiniz. Burada gördüğünüz coinleri teker teker uğraşmamız gerekiyor. Şimdi diğer işlemlerimize geçelim. Öncelikle buradan tekrardan senkronize olup olmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Tekrar kitaptan buradaki senkronizasyon kontrol kodunu kopyalayıp Puti'ye yapıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi hala true. Çok az kalmış ama 24.510. Burada 24.900. Çok az kalmış. Kısa bir bekleyip işlemlere, validator oluşturma işlemlerine devam edeceğiz. Evet, burada da gördüğünüz gibi buradaki false çıktısını aldıktan sonra diğer işlemlere devam edebiliriz. Siz de buradaki güncel bloğu yakaladıktan sonra bu sürekli artıyor.
Şu an mesela güncel blok 265 bin. Siz video izlediğinizde daha da ileride olacaktır. Bunun için bu buran tamamlanması size kurduğunuz tarihe göre değişecektir. Faceit'ten de Quasar'ı aldıktan sonra buradaki kodu kopyalıyorum. Burada değiştirmemiz gereken burası var. Burada kodu kopyaladıktan sonra boş bir metin belgesine yapıştıralım. Buradaki kodu buraya tıklayarak kopyaladım. Şimdi buradan metin belgesine yapıştırıyorum. Şurada gördüğünüz monitor kısmından burayı silip validatörümüze bir isim vermemiz gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra cüzdanı zaten wallet'ta eğer değiştirdiyseniz buradakini de değiştirmeniz gerekiyor. Burayı kopyalayıp tekrardan Putty'ye yapıştırıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çıktı aldık. Buradaki işlemi şimdi olup olmadığını TX kontrol ederek deneyelim. Buradaki bu yazıyı kopyaladım. Tekrardan buraya geliyorum. Buraya yapıştırıp işlemin başarılı olup olmadığını kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi success yazıyor. CryptoGuru isimli validatör oluşturmuşuz. Delege etme işlemleri var. Onun için de tekrar kitaba gelelim. Bunu da boş bir metin belgesine yapıştırmamız gerekiyor. Burada da şurada gördüğünüz kısmı değiştireceğiz. Buraya bir adres yazmamız gerekiyor. İstiyorsanız CryptoGuru'nun validatör adresini de yazabilirsiniz. Ya da buradan yine bu sayfadan buradaki staking'e tıklayarak buradan validatör. Zaten 35 tane validatör var. Herhangi birini seçip üstüne tıklayıp buradaki validatör adresi yazan yerden buraya iki kere tıklayınca gördüğünüz gibi adres copy çıkıyor. Adresi kopyalamış oluyoruz. Tekrar buraya o validatörün adresini yapıştırıyoruz. Buradaki kodu kopyaladıktan sonra tekrar Putty'ye geçiyoruz. Yapıştırıp gördüğünüz gibi burada da bir TX aldık. Bunu kopyalayıp yine aynı sayfaya geçiyorum. Buradaki arama çubuğuna basıp TX'imi yapıştırıyorum. Ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bu da success olmuş. Delege etme işleminde başarılı bir şekilde tamamladık. Delegate işlemini de tamamladıktan sonra bu node kurulumuyla alakalı yapacağımız bir şey kalmadı. Buradan Putty'yi kapatabiliriz. Şimdi buradaki siteye geçelim. Quasar Finans'ın testnetine de bazı testnet işlemleri yapacağız. Öncelikle buradaki Access Testnet butonuna tıklıyorum. Video için gerekli linkleri açıklama kısmından bulabilirsiniz. Daha sonra buradaki Explore Vault butonuna tıklıyorum. Siz cüzdanınız bağlıysa buradaki Connect Wallet butonuna tıklayarak bağlayabilirsiniz. Daha sonra bunun yanındaki Faucet butonuna tıklıyorum. Diğer alamadığımız tokenleri buradan alabiliriz. Faucet Link butonuna tıkladım. Buraya Quasar adresimizi yazacağız. Quasar adresi siteye bağlandıktan sonra zaten Kepler otomatik olarak ekleniyor. Buradaki Quasar Testnet yazısına basıp buradan görebilirsiniz Testnet ağını. Cüzdanımızı kopyalayalım şimdi Kepler'dan. Burada gördüğünüz cüzdanı kopyalayıp buraya yapıştırdım. Daha sonra robot testini geçiyoruz. Robot testini geçtikten sonra Verify butonuna basıp burada kutucuğu işaretleyip tweet atmamız gerekiyor. Buradaki tweet butonuna basıyorum. Yine burayı işaretleyip yine tweet'e bastım. Bu şekilde gördüğünüz otomatik olarak yazılan tweet'i paylaşıyorum. Tweet'i paylaştıktan sonra buranın doğrulamasını bekleyeceğiz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi faucet işlemini tamamladık. Şimdi tekrardan siteye geçelim. Buradaki bond butonuna tıkıyoruz. Burada elimizdeki varlıkları görebiliriz. Discord'dan alamadıklarınızı yine söylediğim gibi siteden alabilirsiniz. Burada elimizdeki varlıklara göre belli kitlemeler yapacağız. Mesela 0.01 vardı. En az Ozmo olduğu için Ozmo'ya göre miktar yazıp depozit butonuna tıkladım. Cüzdanımıza onay verelim bu işlemi. Evet, başarılı bir şekilde bunu da tamamladık. Diğer işlemler açık değil. Bunların ilerleyen zamanlarda açılacağını belirttiler. Siz siteyi takip ederek yine buradan daha da fazla ekleyerek faucetten alarak bol bol işlem yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bunlar açınca da işlem yaparsınız. Biz gerekli şeyler için yine duyurularını geçeriz. Evet, node kurulumunu da tamamladık. Sitedeki testnet işlemlerini de tamamladık. Bu videoluk yapacaklarımız bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Eğer herhangi bir kafanıza takılan bir şey olduysa Telegram node kurulumuza gelerek yardımcı olmaya çalışırız. Diğer videolarda görüşmek üzere.